Efendim, kanalıma hoş geldiniz. Hep onun yaptığı programlarda olacak değiliz. Şimdi bizim programımızdayız efendim. Kim? Yanımızdaki Bilal Özbilge. Ünlülerin korkulu rüyası. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Siz Çok nasılsınız? İyi korkuyorum misiniz? sizden. Yılan? Ne yılanı ya? Dur ya. Oo. Ünlüler ondan korkuyor, o yılandan Vallahi korkuyor. çok, harbiden tikim var ya. Yani Bilal, gel dedikodu yapalım seninle. Hadi hemen. Hiç sevmez. Hemen. Ne istiyorsak konuşalım. Mesela bir gün yayına geliyorsun, tamam Tamam. mı? Sabahın gene çalışmaya gidiyorsun. Hiç iş yok, hiç magazin yok. Ürettiğin oluyor mu? Tabii ürettiğim oluyor. Yani Nasıl? niye soruyorsun? Bildiğin bir şeyi soruyorsun ama. Hayır, üretmek derken hani mesela haber nasıl çıkartıyorsun mesela? Ha, haber Hiç çıkarmıyor. olmayan bir haber. Ya hiç olmayan bir haber diye bir şey yok. Zaten 3 kişinin olduğu yerde bir haber vardır mutlaka. Sana istihbarat geliyor Tabii. zaten. Şimdi haber aslında kendini getiren şeydir. 3 kişi olacak. 3 kişi olduğu zaman mutlaka o dedikodu oluyor. Çünkü üçüncü ispiyon ediyor. Evet. Üçüncü ispiyon edince haber oluyor zaten. Hangi pislik ispiyon ediyor diye. İki kişi çok ciddi bir konu konuşuyor. Evet. Ve onun dedikodusunu yapıyor. Ama üçüncü kişi de arada geziyor. Çünkü onunla ilgilenmiyor kimse. Kimse ilgilenmeyince o iki kişinin dedikodusu aslında haber oluyor. Peki o ürettiğin haberlerde hiç tehdide uğradın mı? Hiç Tabii tehdit edildin mi? çok. Buna alıştım zaten. Ya düşün şimdi, birilerinin hayatlarıyla ilgili bir şeyler yapıyorsun. Normalde biz yani haberciyiz, magazinciyiz. Yapmış olduğumuz işin özelinde zaten bu var. Yani birilerinin hayatına da zorla girip ya sen busun falan demiyoruz işin doğrusu. Ya onlar zaten kendilerini ele veren insanlar. Ve yapmış olduğumuz şeyler hepsi doğru şeyler yani. Hayır, bir haber yaparsın, bu işte ne bileyim ne yaparsın, karşı taraf ne yapar? Dava açar. Sen Dava de açar, öyle evet. olmuyor mesela. Ya isim vereceğim ben en son, vermeyeyim mi? Aslında kendilerini aşmış insanlar. Ben o konuyu harbiden konuşmak istemiyorum. Bence Yani kendilerini bu aşamamış insanlar. Yok, aşmışlar. Başka konularda aşmışlar. O yüzden dolayı. Peki en son sana kafana silah dayanmıştı. Beyaz Yani TV'deyken. onu konuşabiliriz. Murat Başoğlu tarafından. Evet, Murat Başoğlu tarafından. Yani resmen kanala silahla giriyor bir Evet. şahıs. Bunun Evet. ünlü veya ünsüz olması gerekmiyor. Yani bir insan bunu nasıl başarabiliyor bunu da öğrenmiş değilim, bilmiş değilim. Tamam, Murat Başoğlu'sun diye aranmıyorsun, olabilir. Şimdi o günü hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Çok iyi Sonra biliyorsun. evet, sen anlat. Asıl yani işin doğru yönü, biliyorsun ki bu zaten yeğeniyle birlikte olduğu bir zaman var. Evet. Yani o zaten patlıyor. Bizim haberimiz değil bu. Çarpık Tabii ilişkisi tabii var, çarpık bir patlıyor. ilişkisi var. Ondan Evet. sonra bu patlıyor. İşte bir gazeteci çekiyor, gazeteye basıyor. Ondan sonra işte biz bakıyoruz bu yeğeni ama işte uygunsuz görüntüler var. Hatta o basılan görüntülerin ekstraları geliyor bize. Şimdi ekstraları gelince biz bunlara bakıyoruz kimin olduğuna. Tabii yeni çıkıyor. Yeni çıktığı zaman bu işin haberini yapan insanlarız. Mecburen ekrana taşıyoruz ama biz gördüğümüzü aslında taşımıyoruz ekrana. Gazetede çıkan şeyi koyabiliyor. Ahlak olarak bizim gücümüz yetmiyor buna. Bütün çıplaklığıyla verelim yani. Çünkü rütük var, bilmem ne var yani. Herhalde canım, o ne kadar nasıl vereceğim? Veremiyoruz. Yani. Biliyorsun Tamam. görüntüleri. Dehşet görüntüler var yani. Tam öyle bir ballanca. Yani ama bu Tam ondan sonra seni geldi ya, silahla tehdit etti. Silahı masaya dayadı. Ne oldu mesela? Yani Türkiye'de bir insanı silahla Şimdi oturup doğru bir şey tehdit yayınlıyorsun değil mi? etmesi. Şimdi doğru bir şey yayınlıyorsun. Onu Evet. anlatmaya Doğru çalışıyorum. veya yanlış, yalan yayınla. İşte Gene de silahla gelmesi ne kadar normal bir şey? ama bu burada çok normal olmayan bir olay da var. Biz bunu yayınladığımız gibi önce telefonla başlıyor tacizler. Ha, önce küfür. Tabii. Önce küfürler, işte sana şunu yaparım, şunu ederim. Ben şunu söylerim işin yöneticisi olduğum için. Muratçığım gel konuş. Kardeşim eğer böyle bir şey yoksa, böyle bir iddia yoksa, böyle bir konu yoksa kendini ifade et. Yani en doğru şeyi söylüyorum. Söz hakkını kullan diyorum. Evet. Eğer söz hakkını kullanmasan o senin bileceğin bir şey. O senin tercihin. O zaman biz bildiğimiz şeyle yürümeye başlarız. Yani sağdan soldan araştırırız nedir neyi nesidir. Onu yürürüz. Bu kez iş başka bir şeye dönüyor. İş biz yani onun kendi olduğu durumdan çıkıyor. Bize yönelmeye başlıyor. Bu da yönelmesi nedir? Tehditler başlıyor. Tehdit. Seni vururum, öldürürüm. Sadece sözde de değil Tabii işte. tabii, bu şekilde devam ediyor. Şimdi sen de erkeksin yani orada. Ne dersin? Geliyorum yanına dediğinde hadi gel dersin. Sen gel dersin. Ben de gel dedim o Evet. gün. Sonra geldi. O gün gel dedim. Seni vurmaya geliyorum dedi. İyi tamam dedim ben de yani. Madem geliyorsun buyur gel dedim. Yani şimdi sanat yapan birisinin ya da sanatçı olan ya da oyuncu olan ya da şarkı söyleyen birisinin gelip sana silah çekeceğini düşünemezsin zaten. Evet. Böyle bir şey yok Kanalda yani. da düşünülmedi ki içeri Düşünmedi. girebildi. Tabii. Sonra ne oldu? Geldi.
Geldi, ben de odamdaydım. Biraz bekledim gelmeyince. Sen de biliyorsun ki her zaman uyuduğum yer yani 24 saat evet. olduğumuz için. Biraz uyudum. Kapım çalındı. Murat Başoğlu geldi, seni bekliyor dediler. Nerede gelsin dedim buraya o zaman dedim. VIP var bizim, VIP salon, VIP evet. salonuna. Geçtim, yok gelmiyor oraya dedi. Geçtim, adam orada silahları çıkardı. Bir tanesini kafama dayadı, bir tanesi de kalbime dayadı. İki tane silah var. Yanında da birisi var. Onu da bilmiyorum tabii kim olduğunu. Niye getirdiğini de bilmiyorum. Seni öldürürüm dedi. Ben de hadi yap dedim o zaman dedim. Oğlu aradı, oğluyla konuştu. Sonra dedi ki silahları bıraktı, ben dedi acıktım dedi. E ne yapayım dedim o zaman. Yemek söyledin deme. Hadi gel deme. Seni yemeğe götüreyim dedim o zaman. Öyle dedin. Evet, evet. Ha biraz evvel senin kalbine kafana silah dayanı yemeğe mi götürdün? Ama anladım ki psikolojisi bozuk. Yani o gün de bizim yapmış olduğumuz haber şuydu. Ölebilirdin ha. Adamda şöyle bir sakal var yani, geldi oraya. Ondan sonra yemeğe götürdük. Sonra mermileri çıkardı, bu senin, bu işte şunun, bu şunun, bu şunun diye masaya koydu. Orada kamera falan görüntüleri de var tabii dava ki. Dava açtın mı? Kurumumuz açtı tabii ki. Kurumu ilgileniyor o işte. Ama işte davalar biliyorsunuz biraz geç yürüyor. Geç ya. Yeliz Yeşmen'in kocasıyla bir davan vardı. Onu, onunla onu kazandım. Onu kazandın, kazandım zaten. Orada da küfürler var. Yani orada da şeyler var. Ya orada yapmış olduğumuz bir şey de yok yani. Adam sen atletli çıkmışsın. Yapacak bir şey mi yok ki? O fotoğrafı hatırlatalım Mert. Beyaz atletli bir fotoğraf vardı Yeliz Yeşmen'in kocası. Ya yaptığım bir şey de yok yani. Tam orada. sabah tam sohbet edeceğiz. Pat diye o fotoğrafı aramıza koydular. Bir canlı bizim. Monitörden de bakıyorum. Niye koyuyorsun bu adamı dedim. Beyaz atletli bir adam. Ondan sonra şimdi, adam bana, beyefendi bana da küfür etmişti. Benden özür diledi sonra gene. Tamam şimdi bak öyle ağır küfürler ediyorlar ki ben diyorum ki ağır. Ya arkadaşım bak küfür etme diyorum. Küfür edersen sesini kaydedeceğim. Savcı beyin önüne çıkarsın diyorum. Açık açık söylüyorum. Savcının da senin de. Eyvah, öyle eyvah. Gidiyor adam. Yani şimdi böyle yapınca bu sefer dayanamıyorum ben. Yani yapabileceğim ne var? Dava açabilirim. Yani dava açabilirsin evet. Şimdi ben mafya değilim. Gidip de bir insana yani onlar gibi gezip ondan sonra bu şekilde takılmam. Ya kimin de arkasında mafya varsa, kimin de arkasında ne varsa yani onu o şekilde kullanıyor. Peki seninle ilgili şöyle bir takım şeyler var, düşünceler var. Ben bilerek bunu soruyorum ki hani benle de ilgili bir şey olunca kendime eleştireceğim yerler de var mesela. Tabii sorabilirsin. Rahatım. Diyorlar ki sonradan hancını çıkarma benden. Yok. Sonra yayında patlatma. Yok. Yok dişi bile. Şimdi diyorum ki söylemezsem olmaz programı yıllardır senin de sayende çok 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 iyi bir yere geldi. Neden işte başka rakibiniz yok zaten. İşte karşınızda hiç kimse barınmadı, barınamadı da ve tek başına yürüyor gidiyor. Şimdi söylemezsem olmaz için şöyle bir şey diyorlar. Belirli birkaç kişiye takık Bilal Özbilge onlarla ilgili haberler yapıyor diyenler var. Bir hiç kimseye takıklığın var mı gerçekten? Evet, Gülben Ergen'in aşığı ben. Yani o yüzden dolayı yapıyorum bu haberleri. Gülben'i soruyorsan bu böyle. Gülben Ergen, Demet Akalın var. Aa Demet zaten yani. Çok beğeniyor musun çok onu? Çok beğeniyorum. Ondan dolayı sürekli ya, onları giriyorsun. Ya şimdi herkesin... Açıkla ya. Bak herkesin kafasında bir şey var yani uyduruk şeyler. Arkadaşlar bir kere ben evliyim. Mutlu bir hayatım var. Çok da güzel yaşıyorum bu hayatı. Balığa gidiyorum hafta sonları. Ya geziyorum, dolaşıyorum. Ya bu benim hayatım. Bara gittiğim yok, gecem yok, gündüzüm yok. Herkes bir şey söylüyor. Ha, gitsen bir de şey... insanlara ne? Ama tamam başka şekillere sokuyor insanları. Şimdi ben haberin doğru yönünü yapıyorum. İşin doğrusu bu. Kimseyle takıntı değilim. Malzemeyi zaten kendileri veriyor. Ben özellikle gelin bana bir şey verin ya da bu olsun şu olsun demiyorum. Özellikle Gülben Hanım'ın hayranları hepsi yazmaya başlıyor birdenbire biz bir haber girdiğimizde. Ama unutuyorlar. Ben onların konserlerini de veriyorum. Reklam yapıyorlar o görüntüleri de İyi veriyorum. İyi şeyleri kimse hatırlamaz. Evet evet. Yani şarkı çıkarıyorlar onu da veriyorum. Ama kötü bir şey yaptıklarında da onu taşıyorum ekrana. Yapmış olduğum şey bu aslında benim. Ondan sonra yazabiliyorlar. Ya bu işte Gülben'e takı. Gülben'in aşığı. Yok öyle Burcu'ya şöyle. Burcu da yok eşi böyle. Bilal'in ona yani, bile yazıyorlar. Onu yani bile öyle delirtiyorlar bir şey yok. Artık. Yani tenzih ediyorum. Ben öyle bir havada bir insan değilim. Çok güzel bir eş seçtim kendime. İyi bir hayat seçtim kendime. Böyle yaşıyorum. Yani eğer ki bir ünlü sevgilim olmasını isteseydim bu çoktan olurdu. Olmazdı diye bir şey de yok. Ama öyle bir durumda olmadım. Ama zaten evlisin ve çok mutlusun. Tabii mutluyum yani. Ama kimseyle takıkta değilim. Ha takık olduğum bazı konular var. Mesela konu olarak söylersen o çok başka bir şey. Türk örf, adet ve ahlakını bozan şeyler vardır. Mesela bir şey gösterdim sana az önce. Kerimcan'a teşekkür ettim. Niye teşekkür ettiğimi de... Sen de Kerimcan'la ilgili o kadar ağır haberler de yaptın zamanında. Çok ağır haberler yaptım. Niye? Şimdi
Tebrik etmişsin şarkısıyla ilgili. Tebrik ettim. Dedim ki eğer böyle doğru işler yaparsan dedim seni her gün yayınlarım dedim. Peki doğru iş ne mesela? Doğru iş Kerim bu. Kerimcan'ın yani... yaptığı bir klip yapmış. Güzel şarkı çok dinleniyor. Sonunda da kadın oluyor mesela. Bence dört duvar arasında gitsin yaşayacaksa bazı şeyleri yaşasın. Şimdi o orada bir şov var. Ben onu şov olarak görüyorum. Şov yani, business olarak. Evet şov görüyorum. Ya yani diyorum ki tamam şov dünyasında var olmuş insanlar var. Yani diyorsun ki tamam bunlar her şeyi yaparlar mı? Yaparlar. O zaman huysuz birini de biz alkışlamayalım. İşin doğrusu baktığınız zaman. Değil mi? Ne kadar seviyor tabii. Huysuz birini. Çünkü onu oynayabiliyor. Ekran önünde çok başka bir şey olabiliyor. Normal hayatında çok başka bir şey olabiliyor. Şimdi eğer sen bunu onun için yapıyorsan o zaman bir şey diyemem ben. Ha sen güzel bir klip yaptın, güzel bir şarkı yaptın. Tamam ha çalıntı da olabilir. Müziği, bazı şeyleri. Ama sonuçta dinleyici ha, sonuçta güzel yaptın. Geliyorsa evet. Şimdi ben burada yargılamaya başladım. Dedim ki ikisi de aynı saatte çıktı. Aynı zamanda çıktı. Aleyna Tilki ve Kerimcan. Aleyna Tilki mi? Kerimcan mı? Evet hangisi? Ben dedim Kerimcan. Sana bir şey sorayım mı? Aleyna'yı hiç beğenmedim. Bilerek de sana soruyorum. Neden biliyor musun? Biz seninle yayın yaptığımız dönemde de ben mesela Kerimcan'ın bir takım olayları vardı. Çok eleştirmiştim. Oğluma ne söyleyeceğim işte o görüntü, uçak görüntüsü. Tabii, 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 orada tabii. Eleştirmiştim. Ya. Ondan beni homofobik bile ilan ettiler. İşte ya, geylere karşı şey. Tavrı, sana senin için de hatta o programı yapıyorsun diye. Ama öyle değil bak. İyi bir şey yapınca da bravo deyince o bravoyu unutuyorlar. İşte o bravo unutuluyor çünkü ertesi günü yok bu işin. Ertesi güne bakıyor insanlar. Yani ben homofobik kimsenin, değilsin. Yok asla. Hiçbir kimsenin evet. Cinselliğine, ben de değilim. Rengine, dinine karşı çıkmadım. Herkes kendini yaşıyor. Allah katında herkes bunun hesabını aynen, yaşıyor. Aynen dört duvar arasında istediğini ya, yaşasın. Bana ne? Yani beni ilgilendiren için. Bir şey yok yani orada. Çünkü hiçbir zaman da öyledir diye de yargılamadım. Asla yargılamam yani. Peki şimdi mesela programa tek kişiyle devam edecek olsan. Bir canı mı seçersin, Artu'yu mu seçersin, Seren'i mi seçersin? Bu çok zor bir soru. Cevap vermek zorundasın. Ama herkes birbirini tamamlayan... Hay diyeceğim geç bunları ya. Herkes birbirini tamamlayan... Hayır birisiyle işin, devam edeceksin. Bunu geçsek. Hayır. Ha? Birisiyle devam edeceksiniz Ece Erken. Sadece. Yayında olan. Ece Erken işte yayında... Seren mi? Artık bak Seren yok burada. Yani şimdi ben yayın açısından profesyonel bir tabii, şekilde baktığımda... Tabii profesyonel bir şekilde bak. O zaman şey yapayım. Hiç kıvırma. Tek, yargılayarak tek gideyim kişi, o zaman. Tek kişi. İlk önce söyle Seren ondan sonra. Şimdi Seren çok şeyleri bak, okuyor. Bak hayır. Mu? İlk önce tek kişi. Tek kişi. Tek kişi. Şu an aklından geçen. Hemen aklından geçen. Artu. Artu'yla mı? Ayy. İnanmıyorum. Artoyla çünkü eğleniyorum, gülüyorum, ağlıyorum, yapıyorum yani. Patladı. Seren ama doğru bir şey söylüyor. Seren'le bir canla devam etmezsin yani eğer bir tek kişi olursun. Artoyla devam ederim. Ya bunu ciddi söylüyorum. Farkındayım. Çünkü Seren korkuttu beni. Seren okuyamıyor. Yani okuyor. Çok okuyamadığı için bizim yazdıklarımız nasıl okuyacak? Nasıl olsun duracak? Ki, dinler kulağında. O da problem. Neden? Ya problem işte. Ya yine de her şeyi açayım mı bunu? Ay aç tabii. Ne olacak? Niye? Aa ben Ece ha. Ece. Ece şimdi sen... İhtiyar gibi oldum. Ben bittim. Ya nasıl dinlemiyor mu? Yemin ediyorum biri şarkı söylerken duyduğum en iğrenç senin sesin biliyor musun? Ya. Şimdi konuyu değiştirme. Şey kulağında dinlemiyor mu mesela? Ya Seren? Dinliyor da mesela şimdi. Mesela Sinan Akçıl'la ilgili bir haber var. Sinan'ı sun desen sunmaz mı mesela? Ya sunar. O ayrı da ama şimdi biz biraz geniş açıyoruz konuyu. Evet. Ondan sonra seninle de zaman zaman mesela hani biz bunları tartıştık falan. Evet evet. Biliyorsun. Evet. Her zaman da aynı şey olacağını zannetmiyorum. Seren dinlemiyor diyorsun okuyamıyor. Peki Bircan? Bircan da çok ciddi gidiyor bazen. Evet. Bazen de çok şeyde kalıyoruz yani. Birinin pasını alması lazım, birinin konuşması lazım. Ama Artu durmadan pas konuşan veremiyor. Birisi. Artu sürekli konuşuyor. Sürekli konuşan birisi yani. O yönden yani. Arkadaşlarım yanlış anlamasın burada. Bu öyle bir konu değil yani. Senin dediğin gibi bir konu değil. Peki yayın dışı hangisiyle görüşüyorsun? Genelde hepsiyle görüşüyorum. Ya yalan söyleme ya. Evet. Vallahi yalan söyle. Vallahi ciddi. Hayır. Biz seninle mesela yayın yaparken bir tek benle görüşüyordun. Abi o zaman. Bircan'la görüşmüyordun yayın dışı. Ya yayın dışı derken mesela... Özel hayatında. Mesela ben Burcu'yla da görüşürüm. Hani normal telefon falan değil bu. Hayır özel hayatında görüşme. Balık tutmaya benle gittin mi? Vallahi gittin. Hiç kimseyle aslında görüşmüyorum. Şu an görüşmüyor musun? Yok yani bir işte... bir doğum günüm oldu o zaman bir araya geldik. Evet. Ama ben Bircan'ın evi nerede bilmem yani. Benim evimi biliyorsun. Artu'nu da bilmem. Yani bilmiyorum nerede ya. Arto'nun artık öğrenirsin. Seren'e de gittik yani şeyden Seren de dolayı. Bir daha seni almayacağı için sıkıntı. Peki mesela onlarla ilgili bir şey yayında mesela atıyorum. Ya Bircan evliliği nasıl gidiyor bu arada? Biliyor musun? Vallahi iyi gidiyor yani öyle biliyorum yani. Müslüm Gürses'in ya kızı var ya oğlu var. Nasıl? Evet. Aa bomba ver bana yani, yeni. Şöyle dedin ama şimdi.
Kimden? Bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz? Burhan Bayar'la işte biz bir şeyimiz oldu, istişaremiz oldu, konuştuk. Müslüm Baba'nın bir oğlum var diye sorumuza, o konuyu ben bilmem dedi ama böyle ima eder gibi. Aa. O zaman kızı var dedik. Bir durakladı böyle. Ondan sonra falan filan oldu. Peki şey miras o zaman ne olacak? Miras, Müslüm Gürses'in mirası maalesef rahmetli olunca işte eşine kaldı. Bu sefer eşi de vefat etti. Evet. Bu sefer eşinin yeğenlerine kaldı. Ne kadar acı bir şey biliyor musun? Çok ya. Yıllarca çalış. Vallahi biliyorum. Bütün her şeyini götür. Sonra bazıları işte alsın yesin yani. Peki. Çok acı. Bugüne kadar duyduğun en absürt magazin haberi ne? Murat Başoğlu dışında. Seni böyle en şaşırtan, yok artık dediğin. Ha, Kıbrıs'taydım bir gece. Evet. Orada işte. Hangisi? Ondan sonra yorumcularımdan bir tanesinin haberi geldi bana. Kimin? Senin. Benle ilgili ne geldi? Nasıl yani? Benim haberim mi? Evet. Bu şey dikiz aynası mı? Hangisi? Hayır canım, Bodrum'da Şafak'la. Evet. İstersen kes. Ama çok, yok kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim. Yok vallahi kesilecek bir şey değil. Anlatayım mı sana sonunda? Hayır anlatma. İçeriyim. Kıbrıs'ta ne yapıyordun? Kıbrıs nasıl geçiyordu? İyi miydi, kötü müydü? Güzeldi. Aynı güzel. Vallahi güzeldi. Çok eğleniyordum. Yani. Peki en gerçekten böyle ilişkisine inanamadığın, yok artık dediğin böyle. Vallahi hiç aklıma gelmiyor ya. Mesela ilk patlattığın, kimsenin bilmediği, senin patlattığın bir sürü var tabii de. Gerçekten bir sürü var. Bir tane böyle en patlattığın ne var? Aa, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz. Evet. Yani. Başka? Çok hiç çok şey. Eski bir şey mi istiyorsun? Yeni bir şey. Eski de olur, yeni de olur. Bana dediler ki o zamanlar tabii canlı evet. Canlı zamanlar işte. Gölge mi sunuyordu evet, sizi? Evet. Dediler ki bana Ebru Gündeş'in bir tane çocuğu var. Nerede? Çanakkale'de falan filan. Tabii o civarda akrabalar da var, bilmem neler de var. Ben de tabii bir gün bastım gittim işte, dedim ki bir hani bir yer var, oraya bakayım nedir ne değil diye. O sırada onu da sorarım ederim orada. Döndüm, Kırklareli civarlarında bir yerde lastiğim patladı. Lastiğim patladı evet. Kırklareli. Ondan sonra tabii tamir mamir falan filan. Baktım bir traktör yanıma yanaştı. Ne oldu dedi. Dedim lastik patladı dedim ondan sonra. Dedi seni götüreyim dedi köye. Köy burası dedi. Orada dedi yaparız. Alet, edevat falan filan. Var mı? Yok dedim. Yani nereden bulayım? Hadi gidelim dedi. Ben muhtarım dedi. Gittik oturduk. Dedi ne iş yapıyorsun? Dedim ben müteahhitim. Arsa arıyorum. İşte ev yapacağım. Şöyle edeceğim. Böyle edeceğim. Sana çay söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Dedi ki sana bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle dedim. Ebru Gündeş'in annesi dedi bizim köylü dedi. Allah Allah. Ciddi misin dedi. Çocuğa geç. Dedi ki onun dedi oğlu da burada yaşıyor dedi. Ebru Gündeş'in kardeşi gerçekten. Dedi, abisi dedi burada yaşıyor dedi ama dedi Ebru'nun dedi bundan haberi yok dedi. Nasıl dedim ya? Ben anlamadım senin dediğinden dedim. Allah Allah. Al dedi hemen sana açayım dedi. Şimdi muhtarlıklarda köy kütüğü var. Tabii olur. Defterler var böyle açıyorlar işte. Adam açtı bana gösterdi işte okuyorum orada. Müzik yani işte şu bu falan filan diye. Aa Vedat diye bir çocuk var burada. Peki dedim Ebru'nun babası kim dedim o zaman dedim. Eğer bu Vedat'ın babası burada şu anda yaşıyorsa, Vedat da burada yaşıyorsa bu kim dedim o zaman dedim. Hani bana bunu inanamadım. Çok özür diliyorum muhtardan. Ne beni dedi? Affetsin yemin ediyorum. Şimdi ben de tabii onu almam lazım oradan. Ben gazeteciyim sonuçta yani. Yürüttün adama da yalan söyledim. Yürüttün yani. Mü? Yürüttün mü onu? Tabii ki. İnan. Ama ödün çaldı. Sonra vermiştir. Ama büyük bir oyun oynadın yani. Allah. Fotoğrafını çekeydin cep telefonu. O zaman öyle böyle bir telefon yok yani. O dönem öyle. Çok eski dönem. O zaman Osmanlı toprağıydı. Sen yoksun. onu aldın gittin. Yani gitmedim. Baktım ki dedim ki ben bu muhtarı nasıl dedim buradan uzaklaştırdım. Nasıl gider bu adam buradan yani? Baktım takvim var, takvimin üstünde muhtarlığın numarası yazıyor. Muhtar bir lavaboya gideyim dedim. Oradan aldım çat 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 aradım hemen. Muhtar dedim kahvede kahve var çabuk gel. İnanamıyorum sana ya muhtar, ben böyle bir adam var. Görmedim. Ben bir geleyim dedi hemen bir koşayım geleyim kahve var falan dedi. Gitti gidince ben yırtmak zorunda kaldım. Tabii nasıl yapayım? Hemen oradan aldım. Sonra? Ondan sonra tabii muhtar geldi. İşte muhtar dedim bu çocuk nerede bir tanıştır bizi bir kahvesine gidelim çay içelim falan. Bakmasın diye dua ediyorum. Tabii cebimde şeydi. Gittik Vedat'la da tanıştım orada. Yani Ebru Gündeş'in kardeşiyle, tanıştım. Kardeşiyle tanıştım. Abisi. Evet abisi Vedat. Ben hala bilmiyorum abisi. Vedat. Ondan sonra tabii biz lastik falan yapıldı orada. İşte ben Vedat'la da tanıştım. Bastık işte İstanbul'a geldim. Geldim fotokopileri çektim. Bütün her şeyi hazırladım. Tekrar geri döndüm. Tekrar gittim yapıştırdım falan. O şeyi muhtarın şeyinde kaldı, defterinde kaldı orada. Sonra Vedat'la samimileştim. Vedat dedim gel seni bir yere götüreceğim dedim. Aldım konserine götürdüm.
İşte bugün deşin. Tabii tabii. Muhabir kameramana dedim, alın götürün dedim oraya dedim. Bütün görüntüler, bütün her şeyi yaptım. Ebru Güneş'in haberi yok kardeşi olduğundan. Tabii tabii haberi bizden öğrendi yani. Kardeşi olduğundan tabii, da tabii, haberi tabii. Yok. Tabii tabii aynen öyle. Biz başladık ondan sonra yayınlamaya. Tabii geldi konuştu falan filan adam orada. Sonra Ebru'nun annesi, tabii Vedat'ın da annesi, adam başladı anlatmaya. Oğlum dünyaya geldi, işte sünnet düğününe geldi, geldi işte sahte takılar taktı. Kim? Burada. Sahte takılar takan kim? İşte Ebru'nun annesiyle Vedat'ın annesi yani. Allah. Abisinin annesi. Sonra Ebru kabul etmedi tabii bunu. Yani hiçbir şekilde kabul etmedi. Hiçbir şekilde görüşmedi. Mesela bombaydı bu yani. Bu evet ya, çok acayip. Çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Peki babası öldü mü Ebru Gündeş'in? Ya onu ben... O da çok konuşuldu çünkü. İnan Allah, evet öldü ama gitti mi mezarına, gitmedi mi, işte oldu mu olmadı mı onları bilmiyorum. Yani çünkü o yaparsa gizli yapar. Yani zaten bir tane de Ebru'muz var yani. Vallahi evet, çok seviyorum evet ben ya. De. Sana gerçekten son bir sorumu soracağım. Sor. Ama doğruyu söyle. Söyle. Senin almadığına ben kefilim. Yapmadığına da kefilim. Onu da söyleyeceğim açık ve net yüreklilikle. Tamam. Hiç sana para teklif edildi mi? Şu bizim haberimizi yap veya yapma diye. Çok. İsim i̇şte, vereceğim. İsim ver isim. Yok canım. Aramızda öyle kalacak bir, ya. Söyle. Öyle bir isim yok ya. Öyle bir isim yok. Çok olduğu için. Ya Bilal, şimdi ağzımı açtım mı? Birçok magazinci var. Bak, kenara da koyduklarım var ayrı ama. Biri var mesela. Yatları, katları, matları var ha. Ya oğlum, senin benim, neyin benim olduğunu ben biliyorum. Benim yok. Benim bir tane evim de yok. Bir tane arabam da yok. Ya çok tatlı söylemiyorum. Bir tane arsam var. O da biliyorsun kıyamam nasıl aldığımı biliyorsun. Evet evet. Yani ciddi söylüyorum. Yani bunu. Elinde aslında hani böyle bir şey var ama. Zamanında bak şimdi ben aslında istesem şu anda her şeyi yapabilirim. Evet biliyorum. Yani her şeyde sahip olurum. Çünkü çok teklif eden var ama, sana. Ama ben olduğum kurumu hiçbir zaman kendime karşı mahcup duruma düşüreceğimi hiçbir zaman düşünemem. Yani böyle bir şeyden aman bu adam böyledir falan dedi. Teklif ediyorlar mı? Ediyorlar tabii ki. Hatta onu da bırak. Masaya geri gelmek için para teklif edenler de var. Yani keşke bunu açıklamasaydın ya. Benmişim ben. Bu ciddi bir şey. Doğru söylüyorum. Ya Allah Allah. Vallahi kim geri gelmek istiyor ki? O masadan kaç kişi ya geçti? Genelde ben birçoğunu zaten patlatıyorum. Şimdi geçmişte birileri arayıp da ya ben sana söylemedim mi şu haberi yayınlama falan filanın bilmiyorum neydi dediğinde ya çok özür dilerim deyip 3 tane peş peşe az sonra verdiğimi biliyorum. Doğru. Ya yaptığımı biliyorum yani. Hayır, sana yapma demeyecekler zaten. Ya zaten bu çok ya şimdi şöyle bir şey. Bir şey için rica edersin. Evet. Dersin ki ya kardeş bunu yapma ne olur. Şöyle hayır, üzülür böyle öyle üzülürüm olur, böyle falan olur. Falan, dersin okay. Tamam patron görmeyelim bir daha o zaman biz bunu aldık buraya koyduk. Ama bak bu haber bir yerde çıkarsa ondan sonra seninle ben konuşurum. Hı-hı. Der bırakırım onu oraya. Ya yardımcı olabildiğim çok da insan da var. Ama hiç şekilde para kabul etmedim bugüne yok, kadar. Yok hiç işim yok. Hatta sen para verir misin? Ay yok sen bir de şey bayramda falan biz bununla kavga ederdik. Sen bana ver ben bana ver. Hiç bana onun da cebinde olmaz benim de olmaz. Aç bakayım cebinde ne kadar var. Kaç para istin? Ha, bakayım bir. Cebinde ne var? Bilal Özbilgin. Cebimde para taşımıyorum. Türkiye'nin ünlülerinin en korktuğu magazin kralında. Gerçekten hiçbir şey taşımıyorum. İşte bu. Yok para yok. Para lazım mı? Kardeşim ama marka giyer kendisi. Ayrı. Para getirir misin cebinden? Bilal çok teşekkürler. Rica ederim. Hepsini yayınlayacağım. Ben teşekkür ederim. Hiçbir tanesini yayınlamam. Bu programdan sonra tek dostun Arto. Bunu da söylemiş olalım. Vallahi bak son olarak söyleyeyim. Herkes benim için orada aynı. Evet, biliyorsun. Evet, kesti burayı. Biliyorsun. Herkes benim kardeşim. Ama senin yerin bende çok başka. Herhalde. Ya bunu söyleyeyim yani. Herhalde bunu tekrar söyle. Bunu tam duymadık. Niye? Kayıttayız. Bunu tekrar. Senin yerin bende bambaşka. Cidden söylüyorum. Sen de. Ben çok üzüldüm mesela programda olmamana. Canım benim. Kendi isteğinle, kendi arzunla gittin. Gitmemeni eylerdim ama gittin yani. Yapacak bir şey yok. Olsun. Biz seninle daha çok balık tutacağız. Vallahi ya çok üzülmüştüm. Gerçekten çok. Kardeşim üzüldüm benim ya. Şu kaçırdığın balığı da anlatsana. Gördün mü? Evet, sonra onu anlatacağım Bilal'e. Evet, programımızın sonuna geldik efendim. Bilal Özbilge, herkesin bahsettiği kamera arkasındaki o işte gizli isim ama herkesin de korkulu rüyası. O kadar kalbi yumuşak ki dediğim gibi hani tehditler değil ama Bilal abi bunu yayınlamasan dediğiniz anda yayınlamayacaktı. Güzel bir yüreği var. Aynen. Allah mutlu etsin onu. Burcumla birlikte tekrar teşekkür ederim geldiğin için.